Otobüse biniyoruz. İniyoruz binmesine de karşımızda gergin mi gergin bir şoför amca. Artık sadece şoför amcalarımız da değil, ablalarımız da. Biniyoruz, otobüs tıklım tıklım. Herkes geliyor şoför. Millet zaten gergin. Birisi biniyor, kartının parası olmuyor. Para da kalktı gerçi. Bakiyesi oldu. Bir ses geliyor, dıt diye. Sonra şoför abimiz başlıyor kendi kendine sinirlenmeye. La havle ve la kuvvete illa billah diye devam ediyor. Sadece şoför abilerimiz de değil. Ablalarımız da aynı şekilde. Güzel mi güzel bir ablamız var karşımızda. Biniyoruz, bir ses yükseliyor. Arkaya doğru ilerleyin. İlerlenmiyor. Şoför ablamız bir anda o tüm güzellik gidiyor ve o kabadayı amcalarımızdan, daha kabadayı olabiliyor. Dediğim gibi millet zaten gergin. Gülümsemiyoruz abi. Gülümsesek her şey düzelecek aslında. Bir kere de bir şey yaparken gülümseyerek yapsak daha güzel olmaz mı? En azından ortalama günde 50 bin kişi şoförle kavga etmek zorunda kalmaz. O kadar kavga, o kadar gürültüden sonra otobüsten iniyoruz. İnsanların gerginliğini görünce haliyle daha da çok geriliyoruz. Yürümeye başlıyoruz. Elimizde telefon. Sevgilimiz trip atıyor. O da unutmuş gülümsemeyi. Gülümsemiyor abi, ne yapacağız? Sonra birisi geliyor. Bir broşür uzatıyor. Alır mısın? Alır mısın nedir ya? Mısınız? Mısınıza bu kadar ihtiyaç da duymuyoruz. Kendimiz de günlük hayatta kullanmıyoruz. Ama kalıplaşmış ya. İlla mısınız kelimesini duymadan almıyoruz hiçbir şey. Ve biraz da gülümsemeye ihtiyacımız oluyor. Karşımızdaki insan gülümsüyor. Anketörler geliyor, bir soru soruyor. Gülümsemiyorsa vay haline. Zaten kimse durmuyor. Halbuki ekmek parası için orada çalışan bir kardeşimiz var. Abicim, gülümseyen adama biz de gülümseyerek yaklaşalım. Dinleyelim. Gerçi bıktık. Yani herkes sahte, herkes yabancı. Oturuyor, dilenmeye başlıyor. Yalvarıyor. Halbuki gülümsese her şey daha çok değişecek. Birçok sosyal deney de bunun için yapılıyor aslında. Gerçeği söyleyen dilenciler her zaman kazanıyor. Gülümseyerek yaklaşan dilenciler her zaman daha çok para alıyor. Fakat yalvaran dilenciler her ne durumda olsun inandırıcı olmuyor. Belki bu da sosyal bir deneydi ama toplumumuzun acı gerçeğiydi. Gülümseyin, gülümseyin, daha çok para kazanın. O kadar net. Otobüsü bıraktık, anketörleri bıraktık. Acıktık. Markete gittik. Bisküvi alırız. Belki canımız isterse süt, belki de başka şeyler. Neyse girdik markete. Aldık. Kasiyerin yanına geldik. Kasiyer de gülmüyor abi. Hadi herkes gülmüyor da kasiyer niye gülmüyor? Onu da düşünmek lazım. Gülümsediği için yüz verdiği sanıldı. Dayak yedi. Bu da oldu ülkemizde. Güler mi? Gülmez. Gülümser mi? Gülümsemez. Gülümseyin ki daha güzel bir dünya bizim olsun.